Evet sevgili dostlar, selamünaleyküm, herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeyna'mızın yanındayız arkadaşlar. Zeyna, ne yapıyorsun kızım? Gel. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Dostlara bir selam ver bakayım. Hadi, bir selam ver. Dostlarım bu videoda Eren arkadaşımızdan bahsedeceğim. Eren Açıl. Şimdi Zeyna'mıza bir yemek hazırladım. Bu arada Zeyna'mızın da ufak bir kanalı var. Kane Corso Zeyna diye. Onu da açıklamalar kısmına yazacağım dostlar. Ufak bir kanal yaptık Zeyna kızımıza. Zeyna'mız Kane Corso yavrusu, dişi bir yavru. Şimdi ona bakın şöyle bir yemek hazırladım. Nohut yemeği, içinde pirinç pilavı var. Biraz poğaça vardı hafif bayatlamış dostlar. Onu dilimledim içine. Bir de kendi mamasını koydum. Zeynoş, ne yapıyorsun kızım? Bu videoda Zeyna'mızdan bahsedeceğim, kuşlarımızdan bahsedeceğim. Ve Eren Açıl'dan bahsedeceğim dostlar. Değerli güzel bir arkadaşımız. Eren Açıl'dan bahsedeceğim. Şöyle Zeyna'mızın. Otur bakayım kızım. Otur. Yemeğini bir verelim. Gel. Hadi bakalım beğenecek misin? Dostlarım şöyle bir şey oldu. Şöyle kamerayı biraz geri yapalım. Geniş açı. Beğendin mi kuşum? Ben Eren Açıl'ı uzun zamandır takip ediyorum. Avustralya zamanlarından beri takip ediyorum. Yurt dışında Avustralya'da yaşayan bir arkadaşımızdı. Uzun yıllardır. Türkiye'ye geldi. İşte burada yeni bir düzen kurma çabasında. Önce Antalya'ya geldi. Orada biraz farklı sıkıntılar yaşadı. Orada olmadı dostlar. Tutturamadı istediği hayatı. O zaman da takip ettim. Öncesinde de takip ediyordum. Şimdi Balıkesir'de kendi arazisine geçti. Sanırım 1-1,5 yıl falan oldu. 1 yıl falan oldu sanırım. Orada bir mücadele veriyor. İstediği hayatı yakalama mücadelesi veriyor. Güzel bir arkadaş. Sevdiğim bir arkadaş. Gerçekten içi temiz, kalbi temiz bir arkadaş. Benim takipçilerim arasında da takip etmeyenler varsa kanalımın adı Eren Açıl. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Köpekleri var, koyunları var, tavukları, güvercinleri var. Ben de güvercin vasıtasıyla zaten onu takip almıştım Avustralya zamanlarında. Hani o çılgın gökleri, Araplarını, şekerlerini falan eski kuşlarını bilirim Eren'in. Bu Eren arkadaşımızın dostlar bir koç ihtiyacı vardı. Koç almak istiyor bazı hani ödemelerinden dolayı. Yani şu an yeni bir hayat kuruyor. Büyük bir arazisi var. Oranın da işi, masrafı bitmiyor dostlar. Belli bir sıraya koymuş. Koçu alamıyordu henüz. Bu ay alamayacağını falan söyledi videosunda. Benim de gönlümden koptu dostlar. Yani kendimi düşündüm, bütçemi düşündüm. Gönlümden koptu, içimden geldi. Destek amaçlı. Hem bir hayır işlemiş oluruz hem de yani sonuçta Eren beni ne kadar tanımasa da o anda benim sevdiğim bir insan, yıllardır takip ettiğim, 5-6 yıldır takip ettiğim bir insan. Seviyorum da, videolarını da severek izliyorum. Bu durumun beni de mutlu edeceğini düşündüm. Ve yazdım ona, koçunu ben almak istedim dostlarım, hediye. Destek amaçlı, koyunları var, bir koça ihtiyacı vardı. Şöyle bir durum da oldu, ben aslında kesinlikle ismimi açıklamasını istemiyordum. Ben ona yazdığımda hani beni dikkate alsın diye eski takipçinim hani çılgın gökü falan bilirim. Hani eski kuşlarından bahsettim ona ki hani beni dikkate alsın. Yani ciddi konuştuğumu anlasın diye. Hani koç almak isterken ciddi bir şeyle niyetle söylediğimi anlasın diye. Eski kuşlarından falan bahsettim. Sen kuş besliyor musun dedi. Öyle deyince ben de benim kanaldan bir kuşumuzun videosunu attım. Ama inanın yani kesinlikle beni zaten yakın çevrem ve iyi takipçilerim tanıyacaktır. Hani reklamımı yapsın, şey yapsın diye değil dostlarım. Hatta ben ona kaç kere söyledim. Beni açıklama, ismimi açıklama diye. Değil mi kuşum? O işte kuşlarımı görsün diye bir video attım. O da dostlarım benim jestime karşılık kanalında benim kanalımı falan açıkladı. Beni söyledi. O da öyle bir jest yapmak istedi. Yani şu an ben bu videoyu çekerken 3 saat önce paylaştı benim şeyimi, videomu, kanalımı. Şu an 200'ü geçik abone geldi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ama niyetim gerçekten böyle değildi arkadaşlar. Herhangi bir karşılık beklemiyordum kesinlikle. Hatta o dedi ki tamam bro dedi yani olur. Ben de sana istiyorsan güzel kuşlarım var onlardan vereyim dedi. Ben dedim hani versen de olur, vermesen de olur. Bir gün dedim kısmet olur da gelebilirsem yanına. Senin kuşlarından, yavrularından o zaman bakarım dedim. Şöyle bu arada ben de kümeslerimizi göstereyim. Yeni gelen arkadaşlar oldu. Onlar da hoş geldi. Hoş geldiniz diyorum hepinize. Bakın böyle burada eşhanelerim var güvercin. Güvercin eşhanelerim. Burada yavrular alıyorum sezonda. Ocak ayında işlemelerimi yapıyorum. Baharda da yavruları uçuruyorum.
Burası dişi ve yavruların bulunduğu kümes şu anda. Dişi ve yavrular şu anda yerdeler. Bakın. Bunlar dişilerim ve iki tane yavru var aralarında. Şimdi erkek güvercinlerimi de göstereyim size. Burası da erkek güvercinlerimin bulunduğu kümes. Bunlar geneli Ankara kökenli güvercinler. Can Erdoğan ve Ahmet Kılıç abilerimizden zamanında temin edip kendi eşlemeler yaparak, kendi içlerinde denemeler yaparak, kendimiz de araya soylar girerek altlarından yavrular alıp uçurduğumuz yavrular dostlar. Burada hem damızlık erkeklerim var, hem de uçurduğum kanat bekleyen erkeklerim var dostlar. Buradaki kuşlarımız da böyle. Zeynoş, tabii seninle ilgilenmiyor muyum? Küs küs bakıyorsun bana. Değil mi kızım? Değil mi? Video yapıyorum kızım. İdare et ama biraz. Karnın doydu mu? Biraz daha yemeğin var biliyor musun? Ben biraz fazla getirdim senin yemeğini kızım. Zeyna'mız da böyle çok güzel bir kane korsa dişi yavrusu. Ha bu arada Zeyna'mızda Recep Bayraktar var biliyorsunuz. Recep Bayraktar abimiz. Onun narkozu vardı. Onu takip edenler mutlaka bilecektir narkozu. Onun oğlu var Boğaç. Yani Mustafa kardeşimiz de İstanbul Beykoz'da narkozun oğlu Boğaç Mustafa da. Bu Boğaç'ın kızı dostlar. Yani narkozun da torunu. Değil mi kuşum? Değil mi benim güzel kuşum? Buna ben çok iyi bakıyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince inanın yani yapabildiğimin en iyilerini yapmaya çalışıyorum onun için. Çok güzel bakıyorum bu kuşumuza. Onun da bir kanalı var. Kane Korsa Zeyna. Ufak tefek. Oraya da videolar atıyorum. Yani benim kanallarım dostlar. Hani öyle bir şey amaçlı değil. Tamamen hobi amaçlı. Hoşuma gidiyor. Videolar yapıp paylaşıyorum. Ben çalışıyorum. 35 yaşındayım. Kuyumculuk sektöründe çalışıyorum. Üretim. Üreticiyiz arkadaşlar kuyumculukta. Gel Yaks gel. Dostlarım yani hayat böyle. Yani genç kardeşlerimize de şöyle konuş. Hayır. Kız ben seni uyarmadım mı? Bana bak. Ben seni uyarmadım mı bir daha yapmayacaksın diye? Bana bak. Bir daha kuşları kovalamak yok. Kulağı da dönmüş. Bir daha kuşları kovalamak yok. Anlıyor musun beni? Dur şu kulağını düzelteyim bakayım. Dur. Bir daha kuşları kovalamak yok diyorum sana. Anlıyor musun? 3 aylık dostlar. Tam 3 aylık bu şu anda. Tam 3 aylık bir yavru. Genç kardeşlerimize de şöyle bir konuşmak istiyorum. İyilik kaybettirmez arkadaşlar. Asla iyilik kaybettirmez. Aksine kazandırır. İyilik yaparken de kimse karşılık beklemesin. Hayat böyledir. Dayanışma, destek olması gerekir. En azından sevdiğiniz, yakınlarınız, akrabalarınıza gördüğünüz, bildiğiniz desteğe ihtiyacı olan insanları kesinlikle görmezden gelmeyin. Bakın bir tane de kuşumuz havada. Hayat bu şekilde dostlar. Destek ve dayanışmayla daha güzel. Zeyna da onunla ilgilenmiyorum. Koşuyor gidiyor. Şu şeyi yapayım da. Oyuncağını. Şöyle bir oyuncak yaptım kendim ona. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel oynayalım. Gel. Gel kızım. Gel. Bak gel. Gel. Gitme o çöpün üstüne. Gel. Gel buraya. Hadi gel. Aferin sana be. Aferin be. Hadi. Hadi zıpla bakayım. Aferin be. Böyle ufak bir açıklama yapmak istedim dostlar. Ben dediğim gibi ismimi açıklamasını istemedim ama o da dedi ki bir şey olmaz sen bana bırak dedi. Sen karışma ben kendim yapıyorum dedi. Öyle bir şey yaptı sağ olsun. Yani kötü de olmadı sonuçta onu takip eden güzel insanlar var ben biliyorum. Onlardan benim kanalıma da gelenler olacak şimdi güzel oldu. Herkese hoş geldiniz diyorum. Çok güzel yorumlar yapıldı. Eren'in o koç duyurusunu yaptığı videoda yorumlara baktım arkadaşlar. Herkes hani Allah razı olsun, kesesine bereket versin gibi çok güzel yorumlar yapmış. Sizden de Allah razı olsun arkadaşlar. Hayat güzellikler yaptıkça güzelleşiyor. O yüzden her zaman iyi şeyler yapmaya odaklı olalım. Yani şöyle düşündüğümüz zaman ben de 35 yaşında bir insanım. Tabii ki benim de paraya ihtiyacım var. Durumu çok çok iyi olan bir insan değilim. Zaten durumum çok çok iyi olsa böyle bir kamyon garajı köşesinde beslemem hayvanları. Villamın bahçesinde beslerim değil mi dostlar? Ama ne yaptım? Yani bir koç parası beni ne zengin eder ne fakir eder arkadaşlar. Mentalitemizin bu şekilde olması lazım. Yani öngörümüzün bu şekilde olması lazım. O yüzden insanlar her zaman kendilerini düşünmemeli. Bazen sevdiklerini, yakınlarını ve
desteğe ihtiyacı olan insanları da aha kop deyip düşünmemiz gerekiyor. Ne yaptın kış? Bana bak, ver lan onu bana. Ver lan onu bana. Ver seni lan. Seni bir yersem seni. Bununla çok güzel oynuyorum arkadaşlar. Ona öyle videolar da yapacağım. Kane Corsa Zeyna kanalında paylaşacağım. Ver kız. Versene. Eren kardeşimize de koç hayırlı uğurlu olsun. Çiftliğine bereket getirsin inşallah. Buradan ona tavsiyem şu olacak. Koyunculuğu bırakmamaya çalışsın. Tabii ki hayat kendi hayatı. Ha, bu konuda da demek istiyorum. Adama çok eleştiriler yapıyorlar. Dostlarım, adamın hayat kendi hayatı. Bazen öyle bir yorumlar yapıyorlar ki işte alıyor satıyor ani kararlar veriyor diye. Çok böyle gömüyorlar adamı, linç etmeye çalışıyorlar. Ya kimseyi ilgilendirmez. Adamın kendi hayatı, alır satar. Yani kendi düşüncesi, kendi planlaması, kendi bütçesi, kendi hayatı. Kimse ağır yorumlar yapmaya hakkı yok. Ha, tabii ki tavsiyeler yapacağız, eleştiriler yapacağız ama dozunda. Adamın motivesini, moralini yerlere çekecek düzeyde olursa bu doğru değil. Kucağım, tecrübe ve bilgilerimizi aktaracak yorumlar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan Eren'e de tavsiyem, koyunculuğu inşallah bırakmaz. Üretir ve çiftliğine, kendisine, bütçesine katkısı olur o hayvanların dostlarım. Getirisi olur maddi anlamda. Hatta bir tane falan inek de koyarsa sütünden falan faydalanır ineğinde. Değil mi kuş? Değil mi kuş? Seni bir yiyeyim mi lan? Seni bir yiyeyim mi? He? Seni bir yiyeyim mi şöyle? Dur bakayım. Seni şurada böyle bir yiyeyim mi? He? Seni şöyle burada bir yiyeyim mi? O ağzını burnunu yiyeyim mi senin şuralarını? He? Ne? Orada bir şey buldu, onu kokluyor. Onu yemeye çalışıyor. Değil mi kuş? Değil mi? Şu bacağını alayım mı ben? Benim olsun mu bu bacak? He? Böyle tatlı bir yavru arkadaşlar. Böyle bir video yapmak istedim. Gel. Gel Zeyna. Aferin kızıma be. Kanalımıza gelenlere de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için. Güzel insanlar sağ olsun, var olsun inşallah diyorum. Şöyle şanlı Türk bayrağımızı da zoomlayarak videomu kapatıyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.